Hani hyper casual için de çok aslına bakarsan sevmedik. Yani hem publishing için de çok sevmedik. İşte hyper casual tarafını da çok sevmedik. Biraz fazla yırtıcı ve stresli. Herkese merhabalar. Ben Mobidictum'dan Batuhan. Bugünkü konuğum İstanbul merkezli Narcade'in kurucu ortağı ve CEO'su Metin Demirkol. Metin hoş geldin. Merhabalar Batuhan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Metin, teşekkürler davetimizi kabul ettiğin için. Sektörün en eski firmalarından birisiniz. 10 yıllık bir geçmişiniz var. Zaten konuşacağız nasıl kuruldu, nasıl şey oldu. 10 sene önce ortam nasıldı, nasıl kuruldunuz? Onunla başlayalım. Tamamdır. 10 yıl önce direkt mobil oyun şirketi olarak kurulmadık ama mobil oyun hedefleyen bir şirket olarak kurulduk. Daha öncesinde işte web siteleri, flash oyunlar kategorisinde çeşitli tecrübelerimiz vardı. İşte daha önce çalıştığım iki arkadaşımla beraber bir şirket kuralım. Cihangir'de küçük bir ofis tutalım diye bu işe giriştik. Oradan da mobil oyuna doğru gideriz. Gelecek orada diye düşündük. Türkiye'de pek oyun şirketi yoktu tabii o dönem. Ama Peak aktifti. O tarafta biraz örnek almaya çalışarak, onların yürüyeceğini düşünerek biz de buradan gidebiliriz diye düşündük. O dönem işte web siteleriyle bu işe girdik. Elimizdeki web sitelerini güçlendirdik. Bir yandan da mobil oyuna geçebilmek için flash oyunlar işte yapalım. Burada bir ufaktan bir oyun know-how edinelim dedik. O sırada diğer arkadaşlarımız da şirkete katılmaya başladı. Çevremizdeki finanstan anlayan arkadaşlar, işte daha önce oyun programlamış olan birkaç arkadaş. Daha sonra ekip biraz daha işte çekirdek ekip oturmaya başladı. Ekipteki o arkadaşlar da zamanla ortaklık yapısına dahil oldular. 2-3 sene içerisinde işte mobil oyun tarafına geçtik. Bu tarafa geçerken işte pek çok flash oyun yaptık. İşte hani oyunun mantığını anlayalım diye. Sonra bu oyunların tamamını tap to play şeklinde yaptık. Yani taple çalışabilecek şekilde yaptık ki daha sonra hepsini mobile çeviririz diye, ama çoğunluğunu çeviremedik. Daha sonra bir işte finansal akışı sağladıktan sonra artık mobil oyun denemesine girişmemizin zamanı geldiğine işte ikinci sene karar verdik. O zaman da bir anatomi oyunu yaptık. Anatomicus diye bir oyun yaptık. İşte bu organları, kemiklerin nerede olduğunu tespit etmeye çalıştığım bir oyundu. Uzun bir işti bizim için çünkü sıfırdan bir know-how'da, yani mobil oyuna giriş kısmıydı. Ama sonuç olarak tamamladık projeyi. İşte iOS'unu, Android'ini yaptık. Öyle böyle işte indirmeler aldık. Belli bir gelir elde ettik. Mobil oyun tarafına 2-3 sene içerisinde bir geçiş sağladık. Hedefimize ulaştık. İlk simülasyon oyunlarından biri sizden çıktı yani. Yani. Sayılabilir, aynen. Yani anatomi tarafında bilgimiz vardı. Şirkette pek çok biyoloji mezunu arkadaş var. Yani bildiğimiz tarafta olsun dedik. Bir de tabii hani yaptığın iş sanki böyle herkesin en büyük, yani anladığım bir şey. Sanki herkesin en çok ihtiyacı olan şeymiş gibi bir yanılgıya kapılıyorsun. Ya herkes kesin kemikleri öğrenmek istiyordur falan diye. Onun için direkt oradan giriş yaptık. Daha sonrasında hatta şeyi planladık. İşte kurbağa diseksiyonu diye bir şey vardır. İşte kurbağayı kesersin, organlarına bakarsın. Sonrasında onu yaparız. Sonrasında işte fare keseriz falan. Yani buna inanılmaz bir talep olabilir diye düşünmüştük ama çok da öyle bir ortam yok tabii. O zaman 10 sene önce şeyler yoktu tabii, bu kadar yaş gruplarına sınırlama, marketlerde çok fazla kural şey yoktu. Siz bayağı genişten almışsınız. Aynen öyle. Yani daha sonrasında da işte oyunlar ve app'ler denemeye başladık. Yani direkt mobil oyun alan olabilir. Onun dışında çocuk aplikasyonları geliştirebiliriz. Onun dışında farklı aplikasyonlar da yapabiliriz diye düşündük ki yaptık da bunları. İşte çocuk aplikasyonları yaptık. Bir dönem işte 20-30 milyon download'un üzerinde download aldık bu çocuk app'leriyle. İşte Farm Animals, Zoo Animals falan diye böyle işte hayvanların tanıtıldığı çocuk app'leri yapıyorduk. O dönem biraz daha user acquisition'ın bu kadar ön planda olduğu bir dönem değil. Tabii user acquisition'ı güçlü kullanan şirketler vardı ama ASO'da birkaç numara yapabileceğiniz dönemlerdi. Yani biraz daha böyle web'deki SEO gibiydi sistem. Onun için böyle Farm Animals kelimesiyle App Store'da biraz üste çıkarsanız veya işte Google Play Store'da bayağı trafik sağlayabiliyordunuz. Onun için o dönemlerde UA'dan bağımsız tamamen organik trafikle işte bu çocuk app'lerinde, eğitim app'lerinde, fotoğraf app'lerinde falan bir şey sağladık. Ciddi bir trafik sağlayıp bir şekilde şirkete nakit akışı sağladık. Bu sayede biraz büyüyüp mobil oyun tarafına tamamen odaklanacak bir ortam yakaladık. Yani farklı janralar denedik ve en sonunda puzzle casual tarafında odaklanmaya karar verdik. Çok kısa şeyi soracağım. Narcade ismi nereden geliyor? Narcade ismi aslında çok düşünülmüş bir isim değil. İlk başta şirketin adını Nar koymuştuk. Daha sonra Nar'ın altında farklı sektörler olacak gibi düşünmüştük. Oyun tarafında işte ChuChu diye bir marka, eğitim tarafında farklı bir marka. Oyun tarafında Narcade, Arcade'in Nar'ın birleştiği bir marka olacak diye düşünmüştük. Sonra zamanla oyun tarafındaki ağırlık aşırı derecede yükselmeye başladığı için fokusumuzda bir tarafta toplamanın mantıklı olduğunu düşündüğümüz için sadece Narcade tarafında kaldık. Nar markasında aslında eşimin eşime sorarak bir şekilde, yani ne koyalım işte, hani basit bir şey olsun hem anlamlı bir şey olsun, işte nar bereket demek, verimlilik demek falan gibi bir şeyin düşüncesiyle nar koymuştuk şirketin adına. Gayet güzel. Valla süper de akılda kalıcı bir isim olmuş.
Önden de hareket gayet güzel. Şimdi web siteleri yaptınız, flash oyunlar yaptınız, mobile giriş yaptınız. Tabii 10 sene öncesine gittik. Puzzle Casual. O kavramı takipçilerimiz için bir açmanı rica edeceğim. Ve Narkey'de bugün biz tabii Puzzle Casual oyunlarıyla biliyoruz. O kimliği nerede yakaladınız, nasıl yakaladınız? Ya bu 2-3 senelik süreçte işte mobile geçiş, hangi kategoride oyun yapacağımızı belirleme sürecinde pek çok deneme yaptık. Bahsettiğim gibi işte bir sürü app'ler yaptık. Bir sürü farklı janralarda oyun da yaptık. Yani racing kategorisine de girdik. Spor kategorisinde de yaptık. Bunların hepsi tabii çok basit oyunlardı. Yani çok küçük ekiple yaptığımız, çok kısa sürede ürettiğimiz, tutunmaya çalıştığımız işlerdi. Racing'de bir süre kaldık hatta. Bu üçüncü senesiydi şirketin. Orada bayağı bir download aldık. Fakat daha sonra Puzzle Casual tarafında da işte bir Bubble Shooter yapmaya başlamıştık. Oradan çıkışı User Acquisition'la olacağını düşünüyorduk. Yani ASO tarafının zamanla tükeneceği, hani sürekli sürdürülebilir bir trafik sağlanamayacağı, burada sürdürülebilir bir büyüme yakalanacaksa kullanıcı satın almaydı. Yani reklamla olması gerektiğini, böyle de yatırım yaptıkça daha fazla kullanıcının geleceği bir sistem kurulması gerektiğini düşünüyorduk. Bu işte şirketin 3. senesinde bunu Puzzle Casual tarafında başarmaya başladık artık. Yani user acquisition yapıp, içeri kullanıcı sokup, bunları takip edip, bundan gelirimizi ölçebilip tekrar yatırım yapabileceğimiz bir düzeye geldik. Ve işte asıl kategorinin bizim için uygun olan, yani ekibin yapısı için de uygun olan kategorinin Puzzle Casual olduğuna karar verdik. Ve tamamen buna odaklandık 3. senede. Aslında bayağı bir deneme yanılma yaparak ilerledik. Burada da bir yandan gelir akışı sağlayarak belli bir, yani işte şirketin %60'ını %70'ini içeride gelir sağlamak için diğer işlerle %30'luk kısmımızı bir Ar-Ge çalışması yapar düzeyde tuttuk sürekli. Ve sonunda Puzzle Casual'ın asıl alanımız olduğunu düşünerek tüm çalışmalarımızı oraya yoğunlaştırdık. Narkey'in buraya kadar yatırım almadan geldiğinde buradan tekrar hatırlatalım. Orayı atladık. Şimdi Puzzle Casual yapıyordunuz. Bir yerde Hyper Casual daha dünyada çok popüler değilken siz bir Hyper Casual'a da giriş yaptınız. Zipline diye bir oyun var. Ignis, onu da Hyper Casual'dan sevebilir miyiz? Severiz. Yani puzzle tipi Hyper Casual. Puzzle tipi Hyper Casual. O dönem nasıl oldu? Orada ne gördünüz? Bir ufak bir yayıncılığa da girdiniz çünkü. Orayı da biraz anlattınız. Aslında Zipline'den önce bir Slidy diye bir oyun yayınladık. Slidy bayağı popüler bir oyundu dönemine göre. İşte Çin'de uzun bir süre top listelerde birinci sırada kaldı. Slidy, şimdi Mavis Games'in kurucusu Saygın Topat'ın şirketi. Saygın'la bir arkadaşlığımız vardı. Herhalde bir Peak Games'teki bir toplantıda tanışmıştık. Yani orada bir sohbet üzerine. Saygın'ın Slidy diye bir oyunu vardı. Bu bahsettiğim zaman tabii çok eski. Piyasada publisher'ların olmadığı dönem. İşte onu yayınlamak istiyordu. Bir şekilde hani markete girmek istiyordu. Onun için birkaç şirkette de görüşüyordu işte nasıl yapabiliyorum, nasıl edebiliyorum diye. Biz de bir arkadaşla sürdürdüğümüz bir 6-7 aylık bir süreç vardı. Sonunda bunu yayınlayabilir miyiz acaba diye bir konuşmaya başladık. Daha sonra biz User Acquisition da bir test yaptık Slide tarafında. Baktık bu işin oluru var. Slide'yi yayınladık. Daha sonra bayağı büyüdü. Hem işte geliştirme tarafında Saygın ciddi bir çaba harcadı. Hem biz UA tarafında ciddi bir çaba harcadık. Daha sonra da Çin'den bir stüdyo, bu Hebi, ünlü bir stüdyodur, bu Archeron yapımcısı şirket, yeni kurulmuştu ve çıkış için bir tane oyun arıyor. Slidy buluyor. Çin'de, Kore'de falan bayağı iyiydik çünkü o dönem. Direkt Çin'den işte şeye geliyorlar, İstanbul'a, bizim ofise. Her şey bayağı hızlı gelişiyor yani, CEO'su işte 3-4 tane marketingçisi falan. Orada işte tophanede bir tane şey tutuyorlar, otel tutuyorlar. Almaya gelmiş adamlar yani, kesin alacaklar. Geliyorlar, anlaşıyoruz işte, onları Galata'ya götürüyoruz, takılıyoruz orada falan. Bir şekilde bir günde anlaşıyoruz. İşte bir süre konuştuktan sonra Slidy'yi onlara kiralıyoruz diyeyim, yani 4 yılına kiralıyoruz. Zaten son bir yılına girdik. Onlara verdikten sonra Çin'de oyun iyice kopuyor. Bayağı hakim oldukları pazar. Daha sonra zaten onların şirketi de kopuyor. İlk aslında yayınlama serüvenimizi orada başlıyoruz. Bir yani yayınlama denemesi ve kısmen bir başarı. Daha sonra Egemen ve Umut'la tanışıyoruz Atom'da. İşte Emek Koca'nın aracılığıyla Atom'da işte mentörlük yapmaya başladığımız bir dönem oluyor. İşte hani şirketlere, yani şirket olmamış ama şirket olmayı planlayan arkadaşlara akıl fikir verin falan gibi bir şey üzerinden gidiyoruz. Egemen'le Umut'la buluştuğum bir gün işte konuşuyoruz, ne yapılabilir, ne edilebilir, nasıl ilerlenebilir, hani bir şirket nasıl büyüyebilir falan. Daha sonra orada işte Ignis, yani birkaç tane oyun denemesi oluyor. Ignis diye de bir şey geliştirmeye başlıyorlar. Onun mantıklı olacağını, deneyebileceğimizi. Yani retention düşük de olsa, CPI yüksek de olsa yine de deneyip bir şeyler görüp oradan tecrübe edebileceğimizi konuşuyoruz. Yani şimdiki gibi böyle bir şey, publisher ortamı da tam anlamıyla gelişmediği için öyle şey yok. Yani hedef %45 retention, CPI 3 kuruş gelecek falan gibi bir hedef koymadan bir girelim. Yani siz datalara bakın, ona bakın, bir şekilde ilerleriz. Yani
10 lira da kazandırsa hem sizin ekip için en azından içeriye bir girdi olur falan gibi giriyoruz. Nitekim ilginç süper başarılı bir şey oyunu olmuyor ama yine de onların ekibi bir şey sağlamaya başlıyor. Daha sonra zipline yapıyorlar. Zipline'de bir patlama yaşanıyor. Direkt top liste giriyor. İşte ilk onda takılıyor bir süre. İşte klonları yapılıyor başka şirketler tarafından. Onlar rekabet ediliyor. Hyper casual garip karanlık dünyasına giriyoruz bir anda. İşte biri kopyaladı, o da mı kopyalayacak, kim kopyaladı falan filan onların peşinde koşmaya başlıyoruz. Bir yandan işte UA'de her ülkede bir mücadele başlıyor. Daha sonra publishing görüşmeleri artıyor tabii Zipline'dan sonra. İşte Volik falan da işte yeni kurulmuştu veya kuruluyordu hatırlamıyorum. Bir yandan işte Voodoo, Rolik, pek çok işte publishing şirketi de iyice palazlanıp büyümeye başladığı bir dönem. Orada bizim de pek çok developer'la görüşmeye başladığımız bir noktaya dönüşüyor. Bir yandan yani şirkette bir yandan bir publisher, publishing kısmı da oluşmaya başlıyor. Ciddi bir mesai harcıyoruz buraya. Bir yandan oradaki rekabet de kızıştığı için developer'lar da işte ya Rolik'le de konuştum. Hani beni ne avukatlar ne doktorlar istiyor da. Bir de size konu gel geleyim falan. Bayağı ciddi bir çaba harcamaya başladı. İşte orada bir istihdam yaratalım, yeni bir model mi kuralım diye kafa yorduk uzun bir süre. Daha sonra publishing tarafında çok da hani puzzle casual tarafında kendi stüdyomuzda gelişip yani oraya odaklanmamızın çok daha sağlıklı olacağına karar verdik. Çünkü publishing tarafı bambaşka bir model, iş modeli, bambaşka bir iş yapısı. Rekabetin de süper yoğun olduğu için tam odaklı girilmesi gereken bir taraf. Bir noktada artık işte publishing tarafında çok da durmamamız gerekti. İşte çok desteğe ihtiyacı olan etraftan işte küçük ekipler olursa tamamen destek amaçlı takılabileceğimize karar verip publishing tarafından çıktık diyebilirim. Şimdi genişten aldım. Ufak özetlemek gerekirse sevgili takipçiler, Arch Hero'nun sahibi Happy bir Türk oyunu Çin'de uzun süredir, tabii bir senesi kaldı dedin. Başarılı bir şekilde yayınladı. Bilmeyenler için bu bilgi de çok önemli. Burada şey ilginç Metin. Mesela orada bir rekabet ortamını görüyorsunuz. Ve yani bu rekabete girmeyelim. Biz zaten bu alanda iyiyiz. Yani kendi oyunlarımızı kendimiz yapıp yayınlayalıma doğru gidiyorsunuz. Bugün geriye dönüp baktığında ki yani 3 senelik bir süreçe tekabül ediyor sanırsam. Keşke girseydik gibi bir şey var mı? Yok yani ben doğru karar verdiğimizi düşünüyorum yani. Tabii bilemeyiz onu da. Ya o başka bir disiplindi yani bizim şirketi yıllardır o tabii sonuçta bizim sektörde hızlı hareket etmek, hızlı adaptasyon ayrı bir konu. Hani buna odaklandık diye burada kalmak zorunda değilsin. Başka bir şey evrilebilirsin ama bizim odaklandığımız, gittiğimiz yön netti zaten. Ya, puzzle casual tarafında. Bu işi artık daha sofistike yapıp zamanla daha kalabalık bir ekiple puzzle casual tarafında büyük bir ek şirket olma hedefimiz vardı. Bu publishing işi araya girmiş bir şeydi. Bir yandan bizim için de bir marketing tarafında ciddi bir avantajdı. Çünkü yani şu anki puzzle casual tarafının reklam tipleri de hyper casual reklam tiplerine çok benziyor. Çünkü hyper casual'dan çok ucuzsa kullanıcı çekilebildiği için yani oradaki tecrübe önemliydi. Hatta işte şu an Zynga'lar, Rovio'lar hyper casual şirketlerini satın almaya başladılar işte. Hem oradaki geniş kullanıcı havuzunu kullanmak istiyorlar, hem oradaki marketing fırsatını değerlendirmek istiyorlar. Yani bu şeyi deneyimi yaşamak açısından bizim için çok mantıklıydı. Yani puzzle casual'a bu bilgiyi aktarmak. Fakat oradaki bu yoğun rekabete girmek bambaşka bir yeni bir konfigürasyon gerektiriyordu. Yani hem bizim o zaman kurduğumuz ekibe uygun bir iş yapısı değildi. Hem de yani hyper casual için de çok aslına bakarsan sevmedik. Yani hem publishing için de çok sevmedik. İşte hyper casual tarafını da çok sevmedik. Biraz fazla yırtıcı ve stresli bulduk. Çünkü orada işte marketing süreci de çok stresli. Her gün işte her gün bir heyecan var. Yani çünkü çok büyük maliyetlerle işte top liste kalmaya çalışıyorsunuz. Rekabet aşırı stresli. Çünkü yanı başınızda oturan adam hemen aynısını kopyalamış. Birisi birine söylemiş. O da ona mı söylemiş? Davalar dönüyor. İşte Voodoo'nun ofisine gidiyorsunuz, biz de dava açtık, size dava açın diyor. İşte başka biriyle ikili bir ittifak kurmaya çalışıyorlar, orada başka bir biri ikili ittifak kurmaya çalışıyor. Pek sevmedik yani durumu. Hani biz bu işi yapmamızdaki en büyük amaçlardan biri keyfimiz yerinde. Yani bir arkadaş şirketiyiz. Severek yapıyoruz, isteyerek yapıyoruz. Bir şeyimizi o kadar stres altında bir işte yürütmek istemedik açıkçası. Yani yine ayarlardık bir şekilde giderdi ama dediğim gibi bu bir şey tercihiydi yani hem odaklandığımız taraftan şaşmayalım dedik yani çünkü güvendiğimiz, inandığımız bir plandı, stratejiydi şu anki içinde bulunduğumuz strateji hem de huzurumuz, tadımız kaçmasın dedik yani.
Hyper-casual tam savaş ortamı ya. Yani hemen, tabii, tabii. Alanlar değişebilir, karışabilir vesaire. Yani o açıdan sizin için doğru karar olmuş diyebiliriz. Metin, puzzle casual kavramını bir senden dinleyip bir de şu an hangi oyunlar üzerinde çalışıyorsunuz onu bir anlatır mısın? Puzzle casual kavramı, yani puzzle dediğimiz şey işte bir çözümlenmesi gereken bir şey zaten. Yapboz diye Türkçe'de şey yapıyor ama işte mesh tree'ler, bubble shooter'lar, blast'lar, merge'ler, yeni tip merge'ler, şimdi yeni tip merge mekaniği de çıktı. Bunların hepsi puzzle'a giriyor. Yani puzzle hyper casual değil de puzzle casual olması için bunun uzun vade, işte içinde belki bir metası olan, uzun vade retention olan bir yapısı olması gerekiyor. Yani şu an piyasada puzzle casual olarak adlandırılan oyunlar uzun vade derinliği olan puzzle oyunları. Tabii puzzle tipinde hyper casual oyunlar da var ama bunlar kısa vade kullanılan, işte Zipline gibi, Zipline de bir puzzle oyunu. Yani orada bir çözümleme yapmaya çalışıyorsunuz veya Ignis de bir puzzle oyunu. Fakat bunlar hyper casual kategorisine giriyor. Burada daha çok işte match tree, blast ve bubble shooter'ları bu kategoride saymakta fayda var. Şu an mesela 3 tane oyun üzerinde çalışıyorsunuz. Bugün burada yani ekip 50'nin üzerinde bir ekibiniz var. 50'den fazla çalışan var. 3 tane oyunu yapabildiğiniz için mi 3 tane oyun yapabiliyorsunuz, yoksa niye bir tanesine odaklanmıyorsunuz? Esas sormak istediğim o. Yani aslında burada şimdi Bubble Shooter tarafında biz bayağı eskiyiz. Farm Bubbles'ın işte 6. 7. yılı oldu herhalde. 6 yıl olmuş olabilir. İçinde işte 6000'e yakın level var. 6000 level'lık bir oyun. İşte 6000 level revizyonlarıyla beraber herhalde 50.000 defa yapılmış level'lar var. Yani bu Bubble Shooter tarafında zaten bayağı artık şeyiz, deneyimliyiz. Oyunlarımızdan bir diğeri de yine Bubble Shooter. Oradaki başarıyı başka bir oyuna daha çekebilir miyiz diye şey yaptığımız bir oyun. Tek oyunla da gidilebilir burada. Tamam, Farm Bubbles'a da odaklanabilir ama işte bizim stratejimiz biraz daha biz modüler puzzle casual parçaları yapalım. Yani işte bir puzzle casual'da bulunması gereken öğeleri ayrı ayrı develop edelim. Farklı farklı oyunlarda bunları birleştirip farklı farklı oyunlar çıkarım. Üzerine bir strateji belirledik. Şu an bu elimizdeki 2-3 oyunda da, yani 3 tane oyun var ki daha önceden 1-2 oyun daha çıkartıp kilettik. Yani Mesh 3 oyunumuz da vardı. İşte 1-2 farklı mekanikte çalışan Bubble Shooter oyunumuz da vardı. Bunun bir kısmının işte retention düşük olduğu için veya işte CPA yüksek olduğu için diyeyim, LTV'si yetersiz olduğu için dersem ikisinin toplamı olur. Kilettik. Yani burada yapmaya çalıştığımız şey aslında pek çok farklı işte puzzle casual mekaniğini modüler olarak develop edip ileride farklı farklı puzzle casual oyunlarında bunları birleştirmek. Yani bir tane oyunla gitmek için bizim için çok neden yok. Daha çok şu an 4. oyuna odaklanmış durumdayız. Çünkü yaptığımız işi farklı bir oyunda da başarıya dönüştürme imkanımız var şu anda. Bir yandan bunu da kanıtlamak istiyoruz. Yani burada bunu başardık, yenisini yaptık, onda da başardık. Yenisini yapıyoruz, onda da başaracağız. Yenisinde daha iyisini yapacağız gibi bir hedefimiz var. Şu an elimizde 2 mekanik var. Bir blast mekaniği var. Bir de bubble shooter mekaniği var. Farklı mekanikler deniyoruz. İşte yeni oyunlarda uygulayabileceğimiz. İşte bu mekaniğin üstüne bir story koyup diğer işte modüler olarak geliştirdiğimiz parçaları da ekleyip yeni bir puzzle oyunu çıkartmayı hedefliyoruz. Bunları da böyle devam edeceğiz yani. Yeni puzzle casual oyunlar yaparak. Toparlayalım. Şimdi ekip yapısından çok ufak bahsettim. Aslında yani şöyle, 50'den fazla çalışan var. Great Place to Work sertifikanız var. Türkiye'de oyun sektöründe kaç tane firma da var çok bilmiyorum ama bu sizde olan bir şey. 10 senelik de bir firmasınız. Aynı zamanda hiç yatırım da almanız. Yani tamamen kendi imkanlarınızla buralara geldiniz. Bunun yani self-funding ile gelmenin, kendi yatırımınıza gelmenin bir dezavantajlarından bahsedeceğim. Yani soracağım. Aynı zamanda biraz şirket kültürünü ve ortamını soracağım. Böyle bir sertifikaya sahipseniz gayet güzel bir ortam olduğunu düşünüyorum. İkisini harmanlayıp cevap verebilirsin. Tamamdır. Yani self-funding tarafında, yani eğer self-funding ilerliyorsanız yatırım olmadan, bunun en büyük dezavantajı risk katsayınız biraz daha düşüktür. Yani çok da fazla kolay kolay gelecekte oluşturulabilecek riskleri hemen atlayamazsınız. Biraz daha düşünmeniz lazım. Biraz daha belki işte elinizdeki elinizi güçlendirip yeni bir şeye atılmanız lazım. En büyük dezavantajı bu. Yani eğer yatırımına girdiyseniz risk alma katsayınız çok daha yüksek olabilir. Hata yaparsınız, bir şey olmaz, bir daha yatırım alırsınız, devam edersiniz. Ama burada biz çok düşüne düşüne, planlaya planlaya ilerlemek durumunda kaldık. Ayrıca finans yapımızı da çok sıkı bir
düzene getirmek durumunda kaldık ki bunun avantajını da çok gördük. Yani çünkü bir şirketin batmasını veya çıkmasını asıl sağlayan kısım finans tarafında yapılan hatalar. Yani iki kişi de olsanız şirket batabilir, 1.000 kişi de olsa şirket batabilir. Büyük ihtimalle burada finans tarafında yapılan bir hatadan kaynaklı olabilir. Yanlış zamanlı yatırım, yanlış yere yatırımlar belki işte stratejik olarak da olabilir. Dediğim gibi risk katsayımız biraz daha düşük oldu hep bu zamana kadar. Ya yani potansiyelimizin belki işte daha üst sınırlarını zorlayabilirdik ama zorlamadığımız noktalar olmuş olabilir. Fakat bununla karşılık pek çok da avantajı da olduğunu söyleyebilirim. Ama yani şu ana kadar self-funding olmamız gelecekte bir yatırım almayacağımız anlamına da gelmiyor. Yani şu an kurguladığımız bir plan var aslında. Ama bizim yani yatırıma ihtiyacımız olan dönemde biraz daha işte seed modundayken çok da fazla piyasada yatırımcı yoktu açıkçası. Sonra yatırımcılar bir anda çoğaldı işte son birkaç senede özellikle. O noktada da bu sefer artık biz seed aşamalarını falan çoktan geçmiştik. Hani bizim aradığımız tip de bir yatırımcı tipi olmamaya başladı ama gittikçe Türkiye'de yatırımcı ekosistemi de bayağı gelişiyor. Yani son 1-2 senede inanılmaz hızlı gelişti. 1-2 sene önce hiç kimse yok ya falan diye bir ağlama sızlama varken bizim ekosistemde. Şu anda da ya her gün biri arıyor abi falan diye bir telefon konuşması var. Bıktım yatırımcılardan falan. Öyle bir şeye döndü bir anda 1-2 senede. Bu da güzel bir şey tabii. Ortalık değişti, doğru söylüyorsun. Metin, son sorum. 10 sene önce daha ortalıkta hiçbir şey yokken bu alana girdiniz. Bugün sektöre gireceklere tavsiyelerin ne olur? Self-funding yapan firmalar da var. Yani herkes yatırım aramıyor. Onlara tavsiyen ne olur? Yani en önemli konu şirketteki insan yapısı. Şimdi Great Place to Work sorusu vardı bir önceki soruda. Hem onları da birleştirmiş oldum, onu atladım. Yani işte güvenilir insanlarla ekip kurulması önemli. Yani güvendiğiniz insanlarla ekip kurmanız gerekiyor. İnsanların da size güveniyor olması gerekiyor ki sürdürülebilir uzun bir şirket yapısı oluşsun. Yani bizim şirketin en büyük avantajları, yani bu zamana kadar gelmiş olmasını sağlayan en büyük özelliği içeride birbirine güvenen insanlardan oluşmuş olması. Great Place to Work anketlerinde de aslında bu bir sertifikalanmış bir durum oldu. O da bir güven endeksi gibi bir şey ölçüyor zaten. Bunun daha işte yeni gelen kadrolarda da bu şeyin yaşandığı, bu kültürün yaşandığı, işte insanlardaki birbirine olan güven katsayısının yüksek olduğu ve ilk başta yayılan o şeyin, ruhun hala devam ettiğine dair bir sertifika alınmış oldu. Yeni şirket kuracak arkadaşları da işte tavsiyem hani yetenekleri yüksek olan fakat yetenekten daha önemlisi güvenebileceğiniz ve size güvenebilecek insanlarla çalışmaları. Şimdi yani farklı şeyler de söyleniyor. Farklı seminerlerde, farklı webinarlarda işte piyasadaki en iyi insanın onunla çalışın. Ne gerekiyorsa yapın yani. Türkcell'in CEO'su en iyisi ise ve CEO ihtiyacınız varsa bir şekilde Türkcell'in CEO'sunu kafalayın. Şirkete getirin. Önemli olan budur gibi bir şey, yöntem de var. Ben çok ona katılmıyorum. Ben daha çok karşılıklı güven olan ortamlarda bir şirket kültürü oluşur. Şirket kültürü oluştuktan sonra da zaten yetenekler zamanla gelişebilir. Belki zaman alır. Normalden daha uzun bir zaman alabilir ama çok daha sürülebilir ve kalıcı bir şirket kurmak için en kritik taraf ekip ve takım. Sadece. Şirketin temeli güvendir. Geri kalan her şey öğrenilir diyorsun. Yani güzel özetledin abi. Güzel. Eyvallah, eyvallah. Yok, aynısını ben de söylüyorum da o yüzden. Çalıştım, Süper. çalıştım daha öncesinde. Ya bir saattir konuşuyorum. Bir senin direkt bunu söyler kapatırdım. Aynen. Eyvallah, eyvallah. Beti, çok teşekkürler. Bilgilerini paylaştın. Narkedin. Açıkçası ben de hani bu denli detaylı dinlememiştim daha önceden. Umarım sektördeki yeni girecek arkadaşlara da bu alanda hyper casual dışında devam edecek arkadaşlara da faydalı olur. Çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ederim Batuhan. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar Görüşürüz. herkese.